Herkese merhabalar. Papatya Mutfağı'ma hoş geldiniz. Bugün sizlere dışları çıtır çıtır, içleri yumuşacık peynirli poğaça tarifiyle geldim. Öncelikle geniş bir yoğurma kabıma 1 su bardağı sıcak süt, 1 paket kuru maya, 1 yemek kaşığı şeker ve 3 yemek kaşığı tepeli unumu alıyorum ve mayamız eriyinceye kadar karıştırıyorum. Bu aşamada mutlaka 10 dakika bekletiyorum. 10 dakika sonra mutlaka maya kokusu çıkana kadar güzel bir şekilde karıştırıyorum ve üzerine 1 su bardağı süt, 2 tane yumurta, 1 tane sarısı kenara, gerisi harcıma. Bir tatlı kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı zeytinyağımı harcıma ekliyorum ve tekrar karıştırıyorum. Yanıma almış olduğum 6,5 su bardağı unumun belirli bir kısmını harcıma ekliyorum ve önce spatula ile mutlaka hamurumuz belirli bir kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Daha sonra geri kalan unumu da kontrollü bir şekilde ekleyerek mutlaka hamurumuzu 15 dakika yoğuruyorum. Hamurumu güzel bir şekilde yoğurup toparladıktan sonra hemen sizlere yakından kıvamını gösteriyorum. Gerçekten yumuşacık, çok güzel bir kıvamı oldu. Üzerini sıkı bir şekilde kapatıyorum ve 1 saat mayalanmaya bırakıyorum. Hamurumuz toplam 1 saat mayalandı. Hemen güzel bir şekilde yoğuruyorum ve masama alıyorum. Küçük küçük bezeler hazırlıyorum. Bezelerimizi hazırlarken mutlaka eşit bir şekilde olsun arkadaşlar. Hazırlamış olduğumuz bezelerimin mutlaka üzerlerini örtüyorum. Toplamda 19 adet beze hazırladım arkadaşlar. Bezelerimin hepsini pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum ve hazırlıyorum. Üzerindeki fazla unları mutlaka güzel bir şekilde çırparak tabağıma alıyorum. Üzerine oda sıcaklığında bekletmiş olduğum tereyağımdan sürüyorum. Bezelerimin 10 tanesini bir tabağa, 9 tanesini de ikinci tabağıma aynen bu şekilde hazırlıyorum arkadaşlar. Üzerlerini kapatıyorum ve yarım saat buzdolabında bekletiyorum. Peynirli iç harcımı hazırladım. Sizler de tabii ki dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hemen bir tane tabağımı buzdolabından alıyorum ve çok az un kullanarak fazla bastırmadan hafif bir şekilde merdane ile yavaş yavaş açıyorum. Bezemizi ne kadar büyük, ne kadar ince açarsanız katları o kadar fazla, o kadar güzel olur arkadaşlar. Kesinlikle açarken bütün gücümüzü kullanmıyoruz. Sadece yavaş yavaş, dikkatli bir şekilde açıyoruz.
Bir tane oklava yardımı ile 16 tane eşit bezeler kesiyorum. Uç kısımlarına peynirli harcımdan koyuyorum. Harcımız kenarlarından çıkmasın diye sadece baş kısmını biraz bastırıyorum ve güzel bir şekilde kroson şekli vererek sarıyorum. Şekli çok güzel oldu. Aynen bu şekilde aralıklı olarak tepsime alıyorum. Üzerine örtüyorum ve mutlaka 20 dakika dinlendiriyorum. 20 dakika sonra üzerlerine dikkatli bir şekilde bastırmadan yumurta sarısı sürüyorum. En son susam serpiyorum. Tepsimizi mutlaka önceden ısıtılmış 180 derece fırında alt üst ayarda yüzleri nar gibi kızarana kadar kontrollü bir şekilde 25-30 dakika pişmeye veriyorum. Tepsimi fırından aldım. Gerçekten poğaçalarımızın hepsi bitti. Muhteşem oldular. Dışları çıtır çıtır, içleri yumuşacık, şahane arkadaşlar. Eğer sizler de değişik ve farklı poğaça tarifi istiyorsanız dilediğiniz iç harcı ile hazırlayabilirsiniz. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Başka tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.